Lure Kozmetik'in sunduğu yeni bir Ridecast programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her bölümde motosiklet tutkunu özel yüzleri davet ediyoruz, konuk ediyoruz. Bugün de tiyatro, sinema, seslendirme ve tabii muhteşem yakışıklılığıyla yanımızda Yossi Mizrahi. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Onurcuğum akşam oyun var. Sunuşlar biter yetişir mi? Tabii. Tabii ki. Hiç merak etme. Ben bütün programı ona göre... Tamam, şey Allah razı olsun. Nasılsın? Sağ ol. Özellikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Davetimizi kabul ettiğin için. Keyif ya. Sohbete geldik abi ya. Aynen öyle. Valla. Şimdi senin... Özleştik zaten. Görüşemiyoruz seninle. Görüşemiyoruz ama o biraz senin yüzünden. Hayvanım ben. Tamam. Yok. Hayvanlığından değil. Sanat be Onurcuğum. Yani... Diziler. Dizi var bir kaset tane. Kaset çalışmaları. Kaset çalışmaları. Ulan oğlum kaset mi kaldı artık? Evet. Geçenlerde bir... Lafını unutma. Abi geçenlerde birileriyle konuşuyorum falan böyle. Yani Walkman vardı bizim çocukluğumuzda bilirsin. Aynı Walkman. Çocukluk bende de vardı. Walkman, kaset falan. Yeğenlerim var benim. Nasıl yani müziği bunda mı dinliyordunuz? Ne işe yarıyor bu falan filan dedim. Hani hiç böyle bir vizyonları, hiç böyle bir dimaları olmadığı için şaşırıyorlar tabii ki. Onlar çünkü MP3'ün içine doğru. Tabii. Ya bir de o kaseti böyle kalemle başa alırdık. Abi bazen falan. Önüme düşüyor Instagram'da. Bu iki nesnenin birbiriyle olan ilgisini anlayan adamların yaşı ortaya çıkar falan. Hani biz geri sarardık falan bilmem ne. Geçen hafta da Zafer Hoca ile beraberdik. Hep yaşlar ortaya çıkıyor yani. Tabii abi. Muhabbetten sohbetten. Bir şey söyleyeceğim. Hani bundan bir şikayetim yok. Mutluyum. Biz çok güzel yaşadık. Evet güzel yaşadık. Ve yani yaşlandığımı da düşünmüyorum. Çok güzel yaş aldık. Ama yani şimdi biz mesela renkli televizyonlara siyah beyazdan renkliye şimdi biraz önce seninle izledik. Yapay zekanın geldiği nokta da çok biraz acayip. Korkutucu mu? Korkutucu. Yani işimi elimden alırlar mı? Ben görmem gibi senin geliyor bana. Senin işini almazlar ama birçok insanın işini alabilirler. Yani evet. Ama avantajı çevirebiliriz. Seni böyle bir tararız güzelce. Tararız ondan güzelce sonra falan. Seni böyle... Biraz baklava karınkası yapabiliyor muyuz aynen. Falan? Hani tabii. Anladın mı? Her şeyi yapabiliriz. Tamam, okay. Süper. Şimdi senin oyunlarından, dizilerinden fırsat bulamadığın için bir türlü bir araya gelemedik. Şimdi zaten takip ediyorlardır. Şu an Mahsun J. Evet, Mahsun J. Game platformunda. Orada da müthiş bir karakteri canlandırıyorsun. Ateş. Ateş Bey. Şöyle... Veteran jigolo. Veteran. Veteran yani son iki senesi kalmış böyle hani emekliliğe acaba biz Çanakkale'den son bir iki senede biraz daha çalışalım Çanakkale'den bir arsa indirirsek oraya aynen böyle bir tane köye bir kondurur muyuz şeydi. Çünkü son zamanlarına geliyor yavaş yavaş artık biliyorsunuz jigololuk olsun, hayat kadınlığı olsun, seks işçiliği olsun bunlar zamanla çok kötü zıt işler. Ya zaman erken emeklilik. Için, erken emeklilik. Onun için son zamanları çok keyifli oldu iş ya. Güzel. Ben de dün akşam izleme fırsatı buldum. Eyvallah. Çok beğendim. İzlemeyenleri de hemen yayına gidip bu güzel diziyi seyretmeyi öneriyorum. Çok böyle şöyle biz çekerken çok eğlendik. Eminim. Çok klişe bir cümle. Ben bir de seni tanıdığım için. Çok klişe bir cümle izlerken, geldi. Yani biz eğlenip biz çekerken çok eğlendik. Gerçekten Onur yani bu sahne dedik ya ulan bu sahneyi çekiyor. Biz bu kadar güldük. Seyirci de inşallah bizim kadar güler falan dedik. Evet. Viral olacak. Hani sosyal medyada viral olacak çok acayip sekanslar çektik. Bir de Gibi'yi çeken yönetmen çekti. Evet sana. Ömer çekti. Süper herif. Evet. Bayılıyorum. İlk defa çalıştım. İlk defa tanıştık. İyi ki de tanışmışız. İyi ki de çalışmışız. Hastasıyım. Gerçekten oyuncu yönetimi nedir çok iyi biliyor. Çok iyi iletişim kurdu bizimle, oyuncularla falan. Ve ne istediğini çok net anlattı. Evet. Belli zaten. Ne istediğini çok net anlatınca hani biraz da bizim de işimizi kolaylaştırmış oldu işin gerçeğini söylemesi. Biz de üstünde birazcık sos yapmış olduk. Aynen. Şimdi bir de bu şeylerden, güncel şeylerden geçerken zaten herkes seni tanıyordur ama bak mesela ben senin geçmişine bakarken... Ben senin geçmişini der gibi. bu Eşkıya'da... Benim ilk sinema filmim. Ya çok güzel ya. İlk sinema filmim Eşkıya abi 1996. 96 Türk sinemasının böyle hani ölmüş Türk sinemasının tekrar doğduğu ve dirildiği filmdir Eşkıya. İlk filmin değil mi o? Benim ilk filmim abi. Aa, harika. Filmim. Abi o hikaye çok acayip. Şöyle Dormen Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Evet. Dormen Tiyatrosu'nda yaz turnesindeyiz. Ya yani İzmir'de yaz turnesindeyiz. Yaz turnesi şöyle keyifli olur tiyatrolarda. Özellikle İzmir. Gündüz Çeşme, Ayayavru Paparazi. Abi böyle pehlivan gibi böyle yağlanırsın. Malak gibi midye yatarsın. Tabii midye abi. Saat 4 gibi kalkarsın, otele gidersin. Bir duş, akşam oyuna gidersin. Karşı açık hava. Abi böyle 3000 kişi böyle dolar içerisi böyle oyununu oynarsın. Gece akmaya devam edersin. Böyle faşing tadında bir kültür sanat turnesidir o.
Abi orada paparazzi'de okuyoruz, film çekilecek işte, haberleri çıkmış, evet, bilmem ne, hatta setten görüntüler gelmiş falan filan. Devam ediyor, 8-9 hafta falan çekilecek falan. Şener Şen, Uğur Yücel, Yavuz Turgul, evet, falan. Ve diyorum ki hani böyle oyunculuğumuzun da daha böyle 4. 5. senesinde falan, çok yeniyiz yani, tamam. Diyorum ki ulan bir gün acaba şu kadroyla bir karede görünebilecek miyiz kardeşim, evet, acaba? Hani bizim kariyerimizde böyle bir şey olacak mı falan dedim. Evrene nasıl bir mesaj verdiysem onu... Temiz yürekliymişsin. Bunu okudum zaten turnenin de sonları falan, eve döndük. He. Eve döndük, oturdum falan. Ersin abi var Dolmen Tiyatrosu'nda. Yanmışsın tabii bir de. Yanmışım böyle, nasıl yakışıklılığın zirvesi. Yani, abi çok önemli değil ama tatlıyız yani, evet, anladın mı? Abi Ersin abi aradı. Ne haber dedi oğlum. Vallahi ne olsun Ersin abi, işte İzmir turneden geldik dedim. İyiyim, evde oturuyorum. Takım elbisen var mı lan dedi. Var abi dedim. İki tane takım elbisen var. Biri racivert, biri başka da yere göre. Al ikisini de git. Haydarpaşa tren garında dedi. Eşkıya diye bir film çekiliyor Yavuz Turgul. Evet dedim, biliyorum abi. Yavuz Hoca polisi oynayacak. Oyuncuyu, çocuğu beğenmemiş. Seni söyledim. Sana referans oldum, beni rezil etme dedi. Dedim ay, hemen çıkıyorum. Ne kadar güzel. Bak böyle, gittim iki gün. Tek repliğim var. Temiz çıktı komiserim diyorum. Uğur Yücel'i trenden, gardan, kompartımandan alıyoruz. Böyle şeyini yapıyoruz, ne derler. Valizini falan, evet, şey, evet. Bir ihbar gelmiş. Temiz çıktı komiserim diyorum. Bu kadar ha. İki gün hayatımın en keyifli ya, çalışmalarımdan bir tanesi. Ne kadar güzel olmuş. Ve yıllar sonra, bak çok acayip, yıllar sonra biz aradan 15-20 sene falan geçti, 25 sene geçti. Yavuz Hoca'yla ve Şener abiyle Yol Ayrımı diye başka bir filmde çalıştık. Ha. Ve Yavuz Hoca dedi ki, hatırlıyor musun lan dedi, Eşkıya'da beraber çalışmıştık dedi. Hocam dedim, ben hatırlıyorum da siz beni hatırlıyor musunuz? Yani hani benim sizi hatırlamamam mümkün mü? Tabii. Ben dedi, yazdım oğlum o günden sonra dedi seni. Sonra Yol Ayrımı'nda Şener abiyle beraber böyle bir Oidipus kompleksini anlattım, bir psikiyatr rol vardı. Çok güzel. Sana güveniyorum bunu. Böyle böyle yazmış böyle tiratları falan. Çıktık oynadık, çok da keyifli süper, oldu. Süper. Çok. Demek ki hala Evren'e gönderiyor musun böyle mesajları? İşe yarıyor mu? Ara ara gönderiyorum. Çok güzel. Yani iyidir, iyidir. Yani. Biliyorsun insanların böyle hayvanları var. Mesela işte şöyle söyleyeyim, işte bazı işte bu karmik şifa falan filan, eyvallah, gibi şeylerde işte atıyorum baykuş bilmem ne. Mesela bir iş olmasını istiyorsan ilk önce o hayvanlarını gönderirmişsin. Öyle mi? Tabii. Ya bu şimdi bu aralar çok popüler. O yüzden şey yapıyorum. Mesela baykuşum yani, var. Bilemedim hani var mı böyle bir şeyim falan ama hani çok içten hani dilediğim zaman bazen gerçekten hayata oluyorum, geçer, evet, benim, evet, anlatabildim aynen mi? Yani hani şey vardır ya, abi bunu diledim oldu. Direkt de şeye bak, ulan keşke 1 milyon dolar verseydin. Evet. Herkes de nakde dönmeye, evet, çalışıyor ya. Tabii tabii, ama şimdiki durumlardan dolayı. Tabii canım, aynen öyle. Harika. Bir de abi şimdi senin kendi yazdığın, evet, bir stand-up gösterisi var. Yani şimdi, evet, stand-up demiyorum çok fazla gerçi işin geleni. Anılarını anlattım. Evet, tek kişilik bir gösteri. 30 yıllık kariyerimdeki, evet, ikonik hikayelerimi anlatıyorum aslında. Yani şimdi hep dışarıdan bakıldığı zaman hep şöyle bir durum var ya. Ulan ne başarılı herif. Kardeşim başarılı da buraya gelinceye kadar biz ne? Yani başarısızlık yaşamamamız mümkün mü? Tabii ki. Hani çok güvendiğin abi, hani şöyle yürüyecek bu iş deyip iki bölümde yayından kalkan, abi bir tiyatro oyunu yapıyoruz en az 10 sene oynayacağız deyip 15 oyunda sahneden kaldırdığımız oyunlar yok mu? Var. Biraz bunları anlatıyorum. Bunları da biz işte diyorum ki hani hatta isim babası Uğurul da Amerika'da yaşıyor. O buldu ismi. Bir haşarı hikayesi diye. Hani oğlum sen haşarı bir herifsin. Evet. Hani bu haşarının hikayesini anlat istersen falan. Çok güzel oldu. O zaman TEDx'i de haşarı bir şekilde ele alıyorsun. Aynen öyle. Abi şöyle ya, ben dedim ki işte Ekim ayında Uğur'a gittim Amerika'ya. San Francisco'da yaşıyor. Dedim ki ya böyle bir şeyler yazıyorum bilmem ne, böyle tarihi de almışım, ne derler, böyle Kasım'ın ortası gibi oynayacağım falan. Ne anlatıyorsun lan dedi. Dedim böyle böyle bunları anlatıyorum. Adını belli mi dedi. Dedim ya Uğur, adını bulamadım abi, yazdım böyle sayfalar canlıları, adımı bulamıyorum falan bilmem ne. Bak Onur, çok güzel hikaye. Bak sabah 4'te San Francisco'dan yola çıktık, Vegas'a gidiyoruz. Dead Valley. Ölüm Vadisi'nde Dodge Ram kullanıyoruz böyle. Böyle tırcıların durduğu, kamyoncuların durduğu yerlerde duyuyoruz. Böyle iğrenç hamburger yiyoruz. Oo, süper. Nefis abi, tamam mı? Dedi ki buldun lan dedi adını. Ne buldun lan dedim. Oyunun adını buldum oğlum dedi. Aa dedim, nasıl yani? HEDX dedi. HEDX ne lan dedim. Oğlum TEDx yok mu dedi. Dedim. HEDX
TEDx'e gönderme. Oğlum çok anlaşılmaz ya dedi. Oğlum TEDx dedi ne anlatıyor? Demiş işte bir başarı hikayesi anlatıyor. Evet. Tamam işte. TEDx bir başarı hikayesi dedi. Süper. Ah siktir dedim çok iyi. Nefis. Sosisin içinde ne varmış acaba? Abi bilmiyorum. Bilmiyorum. Aha dedim tamam. Uğur dedik tamam hayırlı olsun. %10'unu alırım dedi her kişinin. Çok güzel. Tamam abi bak. Önde gidiyoruz. Arkada hanımlar oturuyor. Uğur'un eşi oturuyor. Benim eşim oturuyor. Uğur'un eşi dedi ki ooo dedi koca vurdu gol oldu dedi tamam mı? Abi iyi dedim tamam her yani şeyden yapacağız. Benim hanım dedi ki ya ben dedi senin yerine olsam dedi bu futbolcuyu transfer ederim. %10'u 15'e çıkarmadan kabul et el sıkış. Vay. Tam böyle Vegas yolunda bulduk süper. Yani. Peki onunla ilgili böyle bir şey var mı? Şu an bir 2024 için bir plan yoksa onu aylık olarak bir yerden takip edebiliyorlar mı? Abi şöyle yani ben rutin olarak bir kere her ay fix olarak Kadıköy Kılçık'ta her ayın tarihleri değişiyor. Evet. Ve Kuruçeşme Plato'da her ay oynuyorum onu. O fix. Onun dışında da Türkiye'de turnelere gidiyorum. Mesela şimdi 5 Mart'ta Eskişehir'de oyuna gideceğim. Efendime söyleyeyim Bilecik var. Geçen hafta Kırklareli'ndeydim, Çorlu'daydım. Antalya yapacağız, Ankara yapacağız. Caddebostan Kültür Merkezi var. Evet, CKM'ye gidiyorum. Caddebostan Kültür Merkezi. Çünkü hani şimdi şöyle bir şey var Onur. İstanbul çok büyük bir şehir maalesef ki. Ve haliyle insanlar da çok haklı bir şey diyemiyorum. Tabii. Ataşehir'de oturan seyirci bile Kadıköy'e gelirken abi arabayı nereye park tabii, edeceğiz, tabii, nerede tabii, yemek tabii. yiyeceğiz, kaçta çıkmamız gerekiyor, bir trafik kaosu. Dolayısıyla Ataşehir'deki insanı da Kadıköy'e bile getiremediğim için ben onların ayağına gidiyorum. Ya, özel tiyatro zaten böyle ayakta kalabilir. Dolayısıyla Ataşehir'de Duru Tiyatro'da oynayacağım nedir ne değildir. Keyifli böyle dediğin gibi stand-up ama adına stand-up demiyorum ama tek kişilik bir gösteri. Eminim çok keyifli biraz da olduğuna. Biraz da interaktif bir iş oldu çünkü. O sakat olabilir senin oyunlarında. Abi şöyle Türk tiyatro seyircisi, Türk gösteri seyircisi biraz müdahil olmayı sever seyirci. Yani laf atayım, oradan bana laf koysun. Bak bu lafı ben koydum bilmem ne seviyor. O, tabii tabii. O öyle bir pimpon maçı gibi, tenis maçı gibi. Bir challenge var orada. Evet abi onu seviyor. Ben de seviyorum bana laf etsinler. Çünkü hani sahnedeki adamın en güzel şeyi kendine gol atılmasını beklemesidir. Şimdi bana gol atmaya çalışsınlar, eyvallah. Ben de ona bir pas atayım, onu mutlu göndereyim eve. Anı biriktirsin esasında. Bu akşam gelirsen, benimle çok uğraşmazsan sevinirim. Bakacağız artık. Özellikle arkadaşlarımla çok uğraşıyorum. Tüm bu şeyleri de Yossi'nin Instagram hesabını takip ederseniz. Evet abi, Yossi'miz diye bir Instagram. Yossi Mizra'yı biri almış, niye almış bilmiyorum. Seninki? Yossi Miz benimki. Ha Yossi Miz. Yossi Miz. Abi ben Yossi Miz diye açtım. Ama sen meşhur adamsın ama. Abi, şimdi gelip de kimse onduracak diye olmaz yani. Abi millet şey dedi yani tamam ulan bu nasıl bir ego kardeşim bizim Yossi Miz. Öyle bir şey değil dedim o. Yossi Mizrahi'nin Miz'i. Hani Yossi Miz anlatabildim. Yossi Mizrahi almış çünkü. Peki o alan bir şey yapmış mı? Ya yapmış. Ya, kendince. Ya. Bildiğim kadarıyla böyle hani bir tane futbolcu galiba. Ha öyle ha gerçek. Evet evet evet. Ha ben zannettim ki senin takipçilerin. Hayır yok yok yok. Olabilir yani. Olabilir tabii abi isim benzer. Yossi Miz Fan. Yossi Miz Fan Club var bir tane kuruldu şimdi şeyden sonra ne derler. Muhsun J'den sonra. Öyle mi? Evet evet. İyi onları biraz daha bence sosyal medyaya yaymak lazım. Evet biraz şey oluyor. Çok güzel sahneler var çünkü gerçekten. Evet evet viral dediğim gibi çok fazla viral şey çıkacak. Süper. Evet, şimdi seni gelelim motosiklete. Evet, yani seni kardeşim. Daha fazla zaten senelerden beri, doğduğumuzdan beri varsın sen. Doğduğumuzdan beri iyi bir şey mi söylüyorum bilemedim. Yok bir şey vardı ya ben en son en seni ilk asıl Janset'le Hazine Adası. Evet. Türkiye'de yarışma programlarının tap yaptığı aynen. zamanlar benim televizyonculuk kariyerimin en iyi işlerinden bir tanesidir. Çok güzel ama gerçekten. Çok net söylüyorum. Bir de o zamanlar yani yıl 2000. Müthişti. Tabii. Yıl 2000 şöyle söyleyeyim arkadaşım olduğu için çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Acun Ilıcalı henüz Fenerbahçe muhabiri. Kanalı yok herifin. Ne tahmin ediyorum. Ya, o kadar ki ya 25 yıl önceden evet. bahsediyoruz. Ama 25 yılda herif iyi yapmış ha. Ya iyi yapmış. Çeyrek yüzyıl abi. Ben hiç ilerleyemedim ya. Bir masa, bir kahve bardağı. Abi yani bunu bir konuşalım. Burada bir sıkıntı. Acun'u da davet edelim. O da bir motosiklet tutkunu yani. Ay, o çok uzun zamandır biniyor. Evet. Çok uzun zamandır. Hatta onun bir tane efsane şeyi vardır ya. Aşık-ı Emine terlikle bindiği bir tabii. şeyin açılışı. Tabii tabii. Survivor'ın açılışı. Tabii tabii tabii. tabii. Kendisine buradan da açık davet. Acun Bey tabii yani zamanınız olursa sizleri de bu programda görmek çok isteriz. Sizi seviyoruz. Evet. Peki. Gelelim motosiklet muhabbetine hocam. Hastasıyız. Evet. Seni herkes motosikletçi Yossi olarak. Yani motosiklet sektörü herhangi bir şey yapacağı zaman hemen ilk Yossi.
Öyle mi? Bir de sen seviyorsun yani. Ya ben mesela Harley Davidson'ın açılışında yine beraberdik. Evet, evet. O arada beraberdik. Evet, evet. Ya. Yani senin bu tutkun... Abi şöyle, ya ben çocuktum. Suadiye'de oturuyorum. Ben cadde çocuğuyum. Tamam. Aynı ekosistem. Abi bir gün evin önüne bile yemyeşil bir ninja, Kawasaki ninja geldi. Bak, race makina. 25 yıldır motosiklet kullanıyorum. Hayatımda race makine sahip olmayı bırak, düşüncesi bile geçmedi evet. kafamdan. Korkuyorum. Oturuş pozisyonundan kaynaklı ama, bir basma. Ama çok keyifli aslında, biliyor musun? Ben omurgam dik olsun, yukarıda olayım seviyorum. Onun için enduro kullanıyorum. Bununla ilgili senin konuşman bitince bir şey söyleyeceğim. Peki, okey. Abi bunu gördüm ben. Abi böyle ağzımın suları aktı. Yukarı çıktım, akpak giyindim hemen evin altında. Evet. Bir tane böyle eski makaralı fotoğraf makinem var. Tabii. Arkadaşlarımdan rica ettim. Orada böyle önünde falan. Var yani. Mı peki, duruyor mu? Abi o fotoğraflar bir ara vardı, sonra kayboldu. Nerede bilmiyorum. Abi vallahi muhteşem. Vallahi bulursan gönder koyalım buraya. Muhteşem. Tamam mı? Böyle giymiş falan, hani giymişim, önünde duruyorum ben. Hani çocuksun, tamam mı? Yani herif gelse falan, hani bir de milletin motoruna oturulmaz, bilmiyorsun ki. Tabii, gelse tabii, tokatlasa herif hiçbir şey diyemezsin. O zamanlar yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani. Evet. Abi böyle ağzımda ve dedim ki bir gün böyle bir şeye sahip olmak istiyorum ben. Çok uzun yıllar sonra sahip oldum. Babam hiçbir zaman izin vermedi. Evet. Sonra kendi paramı kazanmaya başladıktan sonra artık nasıl harcayacağımı karışamadığı için şey yaptı. Mevzu öyle başladı vallahi yani. Fotoğrafı bulsan çok keyifli olur ya. Yani bulmaya çalışayım ama bilmiyorum nerede. Bizim bir evde bir fotoğraflar kayboldu, bulamadık taşınırken. Vallahi benim de öyle bir tane Java ile bir fotoğrafım var. Ama yani mümkün değil yani. Belki annem nerede olabilir, ben de ona bir bakayım. Çok tabii çok de. Güzel anılar bunlar. Çok yani. Abi çok. Tam çok o tutkunun artık o hani, sivilcenin patladığı nokta. Bir yani. De o zamanlar şimdi öyle değil tabii ki de. Seksiste yaklaşmak istemem tabii ama hani motosiklet, araba o dönemi için erkek çocuğun oyuncağı yani. Tabii. Şimdi öyle değil ki. Ne motorcu kızlar görüyorum ben mesela. Ne motor arabacı kızlar görüyorum. Aynen. Yani ama öyleydi yani. Ve 80'ler, 90'lar. Seviyorum. Biraz da sinemanın getirdiği tabii ki. Kompalama. Easy Rider'lar falan. Easy falan. Rider, Marlboro Man. Marlboro, ondan sonra. Harley Davidson ve Marlboro Man falan. İşte Top Gun'lar. Tabii. Aslına bakarsan Top Gun filminde çok da uzun sekanslar yok, biliyor musun? Ama motorlu. Çok doğru sekanslar var. Evet. Top Gun'da kullanılan o mont var ya, Avirex. Tabii canım. Bende vardı ondan. Tamam. Ben hala o montu almaya çalışıyorum, biliyor musun? Çok para. Yok, çok para olduğunu biliyorum. Çok ama para. Şimdi alabilirim yani. Evet, o gün de çok paraydı. Abimin vardı. Bir kere giydirmedi abi. Abi muhteşem. Parçalandı üstünde herifin. Niye giydirmedin? Top Gun bir dönemin gençliğine yön vermiş. Evet, tabii. İkincisini de çok beğeniyorum ben ama birincisi her zaman çok daha çok güzel. Şimdi abi bak, sinemaya gitmişiz, tamam mı? Bir de o zamanlar böyle gece suare mi deniyordu? Tabii suare. Böyle en son 9.30 matinası mı falan. Tabii. Mahalledeki bütün arkadaşlar Cliffhanger'a gitmişiz. Üf. Tamam, bir çıktık. Atlantik sineması vardı, Şaşkın Bakkal'da. Aynen. Suadiye sineması vardı ben, karşısında. Ben Rex'teydim. Rex, tamam, okey. Rex'teyizdim. Şimdi tabii çıktık, saat böyle 11-12 falan. Şey böyle bekçi düt öttürüyor. Bütün dükkanlar kapalı. O zamanlarda kepenkler böyle şeydi ya, böyle hani halka. Baklavalı. Abi. Bak bütün mahalledeki şeylere tırmanarak tabii. Eve kadar gittik. Abi, yani o zamanki o zaman, sinema... Abi ben işte bak mesela biz neler seyrettik. Bak, Top Gun diyorsun, Cliffhanger diyorsun, Tango and Cash. Evet, tabii ki abi. Rock. Rock falan, bak bunlar çok iyi filmler. Çok iyi filmler. Çok iyi filmler. Ben onun için birazcık hani çok hani bir de dedim ya, bir dönemin gençliğine yön vermiş işler evet, bunlar. Tabii tabii. Ben o konuda birazcık yapay zekayı birazcık şey buluyorum. Biraz ruhsuz buluyorum. Belki de ben biraz old school bir adamım. Yok, old school'lukla alakası yok abi. Bu böyle gelecekte geçen filmler var ya. Evet. Hani bir böyle teknolojiyle yaşayanlar vardır. Bir de mağarada böyle isyancılar. Biz işte seninle o isyancılarız. Evet ama mesela bak. Mad Max. Evet bak ama gelecekte. Yenisi çekiliyor biliyorsun. Öyleymiş. Ama ikisi de çok iyi. Sinema tarihinin en uzun araba kovalama sahnesidir biliyorsun. Mad Max. Fury Road. Evet, Fox, evet, evet, evet. Charlie Stern. En uzun, bütün bir film araba kovalamakla geçer. Şimdi gelecekte geçen filmler de var bizim zamanımızda. Evet. Back to the Future diye bir tabii, bizim hayatımızda. Aynen. Hani, bak burada. Nerede? Out of the... Anlatabildim tabii mi? Tabii abi biz yani. Abi Star Wars gençliğiyiz ya. Abi biz. Luke. I'm your father. Abi. Anlatabildim ya, çok acayip şeyler var. Yani ya güzeldi ya. Çok. Valla şu an dizlerimin şey biz çözüldü. Biz geçenlerde hanımla beraber oturduk, baştan bir daha seyrettik. Ama bu sefer yeni sıralamaya göre seyrettik. Ben ona karşıyım. Ben biraz Star Wars'ta fanatiyim hocam. Eyvallah. Yani daha doğrusu evlenene kadar
korkunç bir fanatik. Hatta kızımın ismi de Leia. Of! Yani Işın Kılıcı ile... Prenses Leia. Evet. Zaman bir tane eve Chewie alman lazım senin. Ben varım işte. diye dolaşıyorum hep. Şeyi de yani şimdi tabii şey gelecek biraz belki ama hani özenti diye düşünebilirler ama pastamızı falan da Işın Kılıcı ile falan kestim. Abi niye özenti? Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Yani tutkunun tutkunuydum. Sonra tabii evlenince... Türkiye'de böyle bir fan kitlesi yok ama Amerika'da çok ciddi bir fan kitlesi var. Yani. Onu ben görüyorum. Evet, evet. Millet yolda falan şeyle yürüyorlar. Ya tabii ama işte evlenince tabii, işte tabii. Büyümek zorunda kalıyorsun bir noktada. Doğru, doğru. Ondan yapacak sonra şey. Bütün biz paralarımızı şu Star Wars oyuncaklarına verseydik. Abi evet ya. Yani o verdiğim parayla bir hisse alsaydım şu an var ya... Buna verdiğim parayla işte Lucasfilm'in hisselerini alsaydın daha iyi şey olurdu. Yani işte ama çok yani bizi o kültür gerçekten çok güzel yoğurdu ve büyüttü. Çok, çok da mutluyum. Çok vizyoner büyüdüğümü düşünüyorum. Aynen öyle. Ah o keşke gelse o günler. Aynen öyle. Biz bir akşam seninle bir balık yiyelim. Tamam yiyelim. Balık. Sadece balık. Balık salata. Balık salata. Olur. Evet şimdi motosiklet şeyine geri dönelim. Evet abi buyurun. Şimdi abi ilk bu motosiklet tamam o şeyi görmüşsün, fotoğraf çektirmişsin. Sonra ilk aldığın şey i̇lk, neydi? Abi ilk aldığım makine benim F650 GS F650. Evet, benim abi, ben şimdi ilk makinem oydu. Ben parayla aldım. Makine almak istiyorum bilmem ne. Herkes beni diyor ki abi oğlum büyük makineyle başlama. 250'lik bir scooter'la başla falan. Ya ne 250'lik scooter diyorum ya falan. Manyak mısınız abi? Ben diyorum at gibi seviyorum evet. Böyle. Ve ehliyetimi almadan motoru aldım. Tamam. Ehliyetimi almadan motoru aldım. Villa Levent sürücü kursu. Ben de oradan aldım. Villa Levent'in Etiler'deki mağazası vardı. İçeri girdim. Ben ehliyet almak istiyorum dedim. Makinayı gördüm. Benim makinem buz mavi sarı sele. Oo, çok güzelmiş. Benimki motor, buz mavi siyah seleydi. Bak, fotoğrafı motor, var mı? Bak motoru aldım. Aldığım ilk aksesuarımı söylüyorum. Sarı eldiven. Çünkü kendimi Dakota'da kovboy zannediyorum ben. Tabii tabii. Çünkü anlatabildim mi? Aynen aynen. Yani Montana'da efendime söyleyeyim F-150 kullanan ve 1500 tane sığırı olan. Tabii tabii. Ben de heybe koymuştum. Tabii tabii. Çünkü falan yok. Abi niye seviyorum Enduro'yu? At gibi binmesi tabii, falan. Sonra eğitimimi Pegasus'uyla, Aprilia Pegasus'uyla aldım. Dediler ki abi blok aynıdır dediler. Evet. Villa Levent'te 3 dersimi o makineyle aldım. Son 2 dersimi kendi makinamla aldım. 5. dersim bitti. Hocam dedi ki hadi hayırlı olsun buradan gidebilirsin dedi. Abi dedim ehliyet mehliyet. Dedi çok güvenilir kullanıyorsun. Sanki yıllardır ehliyet sahibiymişsin gibi. Ben o şekilde köprüyü geçip eve gittim. Ve ehliyet sınavına kendi motorumla gittim. Cehalete bak. Ama o zaman öyleydi abi. Bak cehalete bak ama bir de ehliyet sınavı o zamanlar Cendere yolunda yanımızdan vızır tabii, vızır tabii. Kamyonlar geçiyor. Sen kaç senesinde aldın ya ehliyeti? 2000. Tamam biz aynı aslında böyle şey geçmişiz yani. 2002 falan. Anlatabildim mi? Abi orada kamyonlar mamyonlar ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Ve, orada ölmediğimizi... Bak ve şöyle bir cehalet görevli bize diyor ki gel buradan önümden yürü önde 2 tane, 3 tane, 4 tane kuko var. Slalom yap oradan devam et. Diyor böyle yaptım ne dedim tamam dedi hayırlı olsun devam et bak durmak da yok. Tabii tabii. Çünkü yani herif otomatiğe bağlamış abi herkes sırada bekliyor. Ben oradan devam ettim aldım. Allah çok şükür. Maşallah maşallah. Ondan sonra işte Suzuki V-Strom oldu. Çünkü hani biniyorum abi 8000 9000 kilometre oldu hemen böyle 3-4 ayda falan. Tek silindir. Ters. O zaman bekar mıydın? O zaman birinci... yani i̇şte ben, buraya bir atıfta bulundum. birinci ilk karımla evliyim. İlk o zaman, dönem. İlk dönem. Birinci tanzimat dönemi. abi devamlı geziyorum, meziyorum falan. Taş kırma makinesi, tek silindir makine tamam mı abi? Tabii çok yakışıklı ama falan abi kesmiyor. V-Strom'lar Türkiye'ye gelmeye başladı. Yıl 2004'lerde falan. Tamam abi? Eyvallah falan başladılar bilmem ne. Dedim, tamam ben istiyorum bundan. Gittim Kore'ye Korlas. Onu getiriyordu değil mi o zaman? Tabii tabii. Yani şöyle Suzuki bayisi evet, vardı evet. Göztepe'de. Aynen. Koray benim çok eski arkadaşımdır. Koray dedim ben bunu şey abi dedi bırak bunu al git bunu. Oğlum dedim ya tamam sıkıntı yok biz bunu ikinci elde satarız. Dedi. Çok büyük kolaylık gösterdi. Benim yani çok eski arkadaşımdır. Ben tek silindir taş kırma makinesinden çift silindire geçtim. Dedim ki motora biniyormuşuz. Ya. Abi motora biniyormuşuz. Çok acayip bir şey dedim. Hani bir silindir farkı bu kadar fark eder mi abi dedim. Evet ediyormuş.
Hani daha yeni bir teknoloji bilmem ne falan o zamana göre falan. Onunla da bir 2-3 sene falan takıldık, keyif yaptık falan filan derken sonra arkadaşlarımız zehirledi bizi. Çünkü ister istemez hani motoru alıyorsun bir takım gruplara girip çıkıyorsun motosiklet gruplarına falan ama sonra en keyiflisi o zaman. En keyiflisi o ama sonra yine yalnızlaşıyorsun. Yalnızlaşıyorsun çünkü anlıyorsun ki nerede çokluk orada dert var. Hani... Çok profesyonelsiniz. Yasin Bey. Yani inanırsınız size özel. Yani, anladım. Yani bu program benim olsa. Çok kalite, kalite kokuyor şu an. Tamam abi dedim ki yok abi. Ne kadar az insan motorla dolaşırken o kadar iyi. Öyle. Ama o gruptan edindiğimiz çok sıkı dostluklar var. Hala görüştüğümüz. Orada bir arkadaşımız vardı. Bizi zehirledi herif. Ve biz bir ayda 4 tane pan-European aldık. Bir tanesini İzmit'te bulduk, bir tanesini Ankara'da bulduk, iki tanesini İstanbul'da bulduk. Ankara'da bulduğumuz alacağımız arkadaşımız Dragster'ı vardı 650. Telefonda pazarlığını yaptık. Telefonla fotoğrafını gördü. Aa ben de zaten buna geçmeyi düşünüyordum dedi Ankara'daki adam. Çocuk bankada çalışıyor. Ben dedi nasıl gideceğim? Diğer arkadaşımızla beraber Haydarpaşa Garı o zamanlar çalışıyor. Gece yük vagonuna yükledik. Sabaha kadar yol yaptık. Gece indirdik onu. Bak niyetimiz o. İndirdik onu. Gittik. Motorları yan yana koyduk. Oradan notere geçtik. Paralar ödendi. Şey yapıldı. Niyetimiz şu. Tekrar trene bineceğiz. Trene yükleyeceğiz şey yapacağız. Fakat dedi ki makine o kadar güzel ki binerek dönelim. Ama unuttuğumuz şey şu. Kask yok. Hayır kask var. Ha kask var. Kask var. Yani çünkü ne yok? Evden çıkarken herkes kasklı, montlu şeye kadar trene. Unuttuğumuz şey şu. 15 Aralık Bolu tüneli geçilecek. Daha güzel. Ama tamam da kar kış var kıyamet olsun. Falan. Abi tamam mı gidiyoruz. Tırcı arkamızdan şöyle bağırdı tır şoförü. Öleceksiniz. Bine bine geldik. Evet. Tam bu dump and dumper gibi. Aynen öyle abi. Öyle. Tam bir gerizekalılık var. Nasıl yapıştınız mı? Abi nasıl bir motor aşkıysa binerek geldik. Evin önüne geldik. Maşallah. Evin önünde Tarabya'da şampanyaları patlattık. Yıkadık şampanyayla falan. Teslim ettik olarak. Ama burada çok yani... Çok efendim şeysiniz. Abi. Sosyete. High society. Tabii evet biraz. Ama abi olsun ya. Bak işte anı biriktirdik abi. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok keyifliydi. O zaman sonra ben ikinci Pan European'ımı Kuşadası'nda bir Teğmen'den aldım. Hı hı. Onu sattım. Ama genelde askerler çok sever evet, motoru. Evet abi. Ve onu da çok uzun zaman kullandım. Sattım ben onu. Sattıktan sonra sattığım arkadaş hala kullanıyor biliyor musun? Ha. 130 bin falan olmuş. Abi diyor hiçbir şey olmaz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kilometre noktasında da şimdi bu yurt dışına çok girip çıkıyorum ben. Abi, bizde var o kompleks. Evet bizde var. Yani motor 40 bin oldu mu millet suratını ekşitiyor bilmem. Abi böyle bir şey mümkün tabii mü? Tabii tabii abi mümkün mü abi? Yani millet var milyonlarca abi kilometre gidiyorlar yani. Hiç şey değil. Peki ben, sonra... Bu lafını unutma. Yok yok. Bu panı alınca... ST Owners diye bir stowners.com diye bir forum sitesi var. İşte Goldwing'çiler, efermesi Harley'ciler falan bir büyük spor touring makineler falan. Abi millet 700 bin mil, tabii, 800 tabii. bin mil, tabii, 1 milyon tabii. mili devirdim ben bilmem ne falan filan diyen adamlar var yani. Yani abi sonra işte ben ilk Pan European'ı satınca sonrasında bir Suzuki Berkman'a geçtim 400'e. Çok güzel makina. Çok. Sadece bir derdi var. 30 binden sonra benzin ekler gibi yağ eklemek zorundasın. Yağ eksiltiyor çünkü. Bilmiyordum. Tabii. Yani 500 kilometrede bir yağ koyuyordum ben. Kronik bir şey mi bu? Kronik. Hangi modeller için? 2004, 2004 tamam. 2006. Eski model. Eski model için. Efendim söyleyeyim. Sonra yine Pan'a döndüm. Pan'a döndükten sonra dedim ki Pan şehir içinde çok büyük kalıyor. Evet. Bir tane SYM Joyride 200 aldım kendime. Çok terlik güzel. Olsun diye. Vız bilmem ne. Sonra ikisini de sattım. Varadero'ya döndüm. Aklımda kalan bir makinaydı. Ben de çok severdim Varadero'yu. Leo Vince egzoza. Varadero'nun biraz kafası ağırdı. Evet. Ama torklu makinadır. Çok güzel yani 95 beygirde ama torklu bir makinadır. Efendime söyleyeyim. Onu kullandıktan sonra kulakları çınlasın. Cem. Honda Cem. Evet Honda Cem. Eski Honda tabii evet, şimdi kendisini yedi. Benim çok uzun zaman telefonumda Mutluhan Cem olarak kayıtlıydı. Evet, aynen o. Benim de öyleydi. Ben de ondan motor aldım. Tabii abi dedi ki bunu al. Bu ne ya? Yoksa dedi. NC mi aldın? Hayır bunu al dedi. Bu ne ya dedi.
Cross Tourer. Ha, çok güzel. 2004. Eyvallah. Otomatik dedi. Ulan Vitek. Dedim ki abi otomatik Enduro mu kullanılır? Saçmalama bak bu kadar ön yargı. Ben o makineyi 6 sene kullandım. Aa. North Cup'a gittim ben o makineye. Ya sizin bu North Cup hikayeniz çok güzel gerçekten. Abi evet makina içiyor ama 135 beygir. Açtın mı uzuyor, sıktın mı combo ABS var onda. Zınk diye yere yapışıyor falan. İnanılmaz. Hayatında sattığıma pişman olduğum tek makinadır. Ama o bayağı şey aslında onun hakkı yenen bir model evet. Biliyor musun? Çok evet. Arada kaldı o. Evet. Cross Tourer vardı, Cross Runner vardı. Onlar o arada evet. Bir tek ben şeyi sevmiyordum. Ben o Vitek'in şeyini sevmiyorum. Vitek de gazı kapattığı zaman makine akmaya devam ediyor. Evet abi. O çok bana göre değil. Ha biraz böyle bir... biraz böyle bir motor freninin şeyini hissettim. Abi işte. Çok acayip. Bir de o GS'ten yani. Hani gazı kapattığında o makine... Abi şimdi şöyle bir de o ilk versiyon DCT. Aha. Bugünkü DCT'ler çok daha iyi. Tabii tabii. İlk versiyon DCT. Ben onu mesela tık tık artı eksili kullanıyordum mesela. Abi. F1 gibi yani. Abi, fıttır fıttır. Abi spor şeyde... Abi muhteşem bir keyif. İnanılmaz. Ve yani bana o ara bak bana bu o motor şu keyfi verdi. Süet ayakkabıyla da motora binebiliyormuş. Çünkü harika. Abi bütün ayakkabılarım hep vites lekesi var abi tamam mı? Hani diyeceksin ki abi aparatlar var tak onu üşeniyorsun bir süre sonra. Tabii yine de süet ayakkabıyla motora binmesek iyi olur. Onu i̇yi da hayır şundan bahsediyorum tabii ki. Tabii tabii yani, anladım ben ne demek istiyorsun. Evden çıktım eyvallah ya, bu bir excuse tabii, değil tabii. Tabii ki ama insan da diyor ki abi ya ben mesela bir dönem çok şeydim. Abi biz niye motora binerken devamlı hep matem gibi devamlı siyah giyinmek evet. Zorundayız? Ya devamlı matem değişmişiz gibi. Hani evde bir sürü kıyafet var. Her yere motorla gidiyorum ve motor benim için bir araç. Keyfin ötesine geçmiş durumda İstanbul gibi kaotik evet, bir tabii. Şehirde. Abi hep siyah, hep siyah. Artık dedim ki çeşitlendirmemiz lazım. Artık biraz motor, bu kıyafet tekstil işi de birazcık renklendi. Tabii tabii tabii. Şeye döndü yani. Benim maalesef bununla ilgili de şeyim var. Mesela biz evlenmeden önce... Mesela şimdi hanımla dışarı yani o zaman flört ediyoruz dışarı çıkacağız. Ulan bakıyorum normal kotum yok. Ya da gömlek artık hani gömlek hani işe giderken 3-5 gömleğim var da hep böyle tişört. Onun evet. Üstüne işte yok windstopper. Evet. Hanımla bir yere gidiyoruz sanki motorla gitmişim gibi sonra hanım bir şey demedi ama ben dedim tamam evet, benim evet. Artık ya bu olaya. Bir parça şey olması gerekiyor. Sürekli şapka. Evet abi işte, saç baş daha bilmem ne falan. İşte burada bah falan bilmem ne. O kadar biraz konsepti abi. Değiştirmek lazım. Konsepti değiştirdik evet, şimdi. Evet. Ama şimdi daha da çok şey var zaten o zaman. Çok. O zaman dizlikleri mizlikleri çıkmıyordu mesela şeylerin. Şimdi her şey çıkıyor şimdi abi. Şimdi yandan fermuarla çıkartıyorsun mis. Falan filan. Bir ara hatta bu kıyafetten dolayı bir uzun dönem tulum kullandım biliyor musun? Aslında çok da rahat bir şey bir yandan. Ben çok kullanamadım. Biliyorum. Biliyorum. Yani İlk şey zamanlar vardı. Çok meraklıydım bizim, ben ona. Bizim bu... Bayağı yani ölçülerini yolluyorsun. Sana evet. Potkotür yani. Evet sana özel şey yapıyorlar. Çok iyi bir mal olduğunu çok. Biliyorum. Çok uzun yıllar. Yani parasını çok. Fazlasıyla hak eden bir. Fazlasıyla. Ama yani... çok muadili çıktı. Evet şimdi Türkiye'de de Torch Morch falan evet, gibi İzmir'de evet. Galiba evet. Yapan bazı firmalar var. Ama o tulum işi gerçekten güzeldi. Yani işe böyle takım elbiseyle gidip cört diye atıp ben devam edebiliyordum. Tulum mevzusunu yağmurlukla alakalı kullanıyordum mesela. Çünkü şimdi bazen şimdi bir tanesi scooter'ım var evde. Scooter'ım mesela abi sunuşa gideceksin. Kravat takmışsın. Evet tabii. Falan. Bir şey de taşıyamıyorsun. Aynen. Abi hazır giyiniyorum. O tulumu baştan aşağı çekiyorum. Tamam mı? Diyeceksin ki yani yine esaslı bakma esaslı şey. Scooter hani yakın yere gideceğim tabii, arabayla tabii. Gidemediğim için. Öyle yapıyorum. Yani ben çok güzel tulumlarım var. Daha sonra tabii kilo aldığım için hepsi işte. Şuraya kadar şey oldu. Şimdi verdim kilo ama. Oraya böyle bir tane şey yapacaksın. Derler. İşte aerostiç olunca o kendi üzerine göre olunca bir şey olmuyor. Tabii doğru söylüyorsun. Peki buyurun. Sonra peki bu motosiklet mevzu en sonunda şu an anladığım kadarıyla scooter. Scooter'ım var evde. Scooter'ım var. Forza 250 büyük var motorum var şu an. Büyük motorumda Triumph'ım var bir tane. Triumph yakışır. 1200 çok yakışıklı. Şey mi? Scrambler mı? Hayır. Explorer. Ha. Explorer. Ha, çok Explorer, güzel. Explorer. Ben o, seviyorum dediğim gibi yani. Biraz yüksek o makine. İşte yüksekte olmayı seviyorum ben. Onu ama dedim o bayağı yüksek. Ama şöyle bak. Yüksek ve omurga dik olacak. Ha tabii. Dedim ya. Race kullanamıyorum. Oturma pozisyonundan korkuyorum. Abi race ile ilgili de bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok uzun süreden beri bu racinglere binmiyordum. En işte birkaç sene önce işte bu Hayabusa'ydı şey. Dün akşam bir arkadaşım işte Hayabusa'mı almaya gidiyorum. 40. edition'lı ne dedi falan. Yani Espin Arar'ın oturuşu var ya. Müthiş. Gerçekten. Vav wow, çok acayip. Yani böyle açayım da böyle
Onur, arkamdan bak, alevler çıksın. Bak Onur şu kadarcık gıdıklamıyor. Ya. Bak bak beni şu kadarcık gıdıklamıyor. Ben de üstüne binince öyle hayvan gibi asılmıyorum ama o şey güzel yani. Bak şey bile hani spor arabaya binmek gibi şey, üstü açık spor arabaya. Eyvallah beni şey bile gıdıklayabilir. Bak ben bugüne kadar Harley Davidson sahibi de olmadım. Hı-hı. Ama bir Electra Glide gıdıklayabilir. Bir Goldwing gıdıklayabilir. Ya biz yaşlanıyoruz ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi valla. Hele yani, bir de şimdi Goldwing'de DCT de var biliyorsun. Bıt 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 cruise kontrolü falan her yeri var artık. Sen Amerika'nın yollarına alışmışsın. Abi çok biz iyi abi. Biz bu sene İzmir'de yollar gidersen yaptık R18 şeyle. Ha evet biliyorum. R18 Roctane'le çok rahattı biliyor musun? Öyle mi? Vallahi. Millet böyle şey diyor o kadar yüksek işte şey o kadar ağır makine falan alakası yok. Yok abi ben Enduro'dan yani, mutluyum. Şöyle açıyorsun. Dediğim gibi şey yani... Abi hani böyle ata biniyormuş gibi. Ya tamam Enduro'ş başka. Ama yani biz biraz... Tamam okey yapacak bir şey yok. Sen yine bin şey iyi gelir. Eyvallah. Arada tamam, bir racing tamam, racing yapalım. Tamam feyim. Bu şeyden konuşuyorduk. Bu sizin çok uzun süre 25 gün süren bir North Cup hikayeniz 26 var. 26 gün. 1 Ağustos'ta gün. Çıktık. 26 Ağustos'ta döndük abi. 2018 senesinde. 11 bin kilometre. 16 ülke. Ama siz biraz da galiba biraz oyalanmışsınız yani. Biraz da bir şey yaptık yani esasında. Ama gideceksen de öyle gideceksin. Ya şimdi zaten. Şöyle biz bayağı bir tur yaptık. Böyle evet. Bayağı bir daire yaptık. Vallahi biz. Keşke o zamanlar şey olsaydı beraber gitseydik. Abi biz o zaman giderken Euro 8 liraydı. Ben dedim ki çocuklar gerçekten biz... Euro 8 olamaz. Euro 8. Euro 8 usta çok net hatırlıyorum. 2018'de. 2018. Dolar 4,5 liraydı Şubat'ta. Aa. Hayır yani ben Şubat'ta balayına gittim Amerika'ya. Şubat'ta 2018 Şubat'ta 4 liraydı. Evet. O Haziran, Temmuz, Ağustos gece 1 lira atıyor. Evet. Ertesi gün 90 kuruş geri geliyor. Berat Albayrak'ın Hazine Bakanı olduğu dönemler. Tamam mı abi? Böyle bir gecede 8 lira oldu falan. Bak çok net söylüyorum. Ya biz, 3000 euro. Bak 3000 euro harcadım. Ben 3000 euro ayırdım ben o şeye. Bak 3000 euro ayırdım. Euro 4 lirayken almıştım. Ha, iyi yapısın. 4.60 mı falan. Ulan gezi maliyeti, yaparken gezi maliyeti kendi içine zamlandı. Allah'tan Euro bölgesinde. Evet. Ama yani şöyle bir şey var. Şimdi Norveç, yani o İskandinavya zaten refah seviyeleri yüksek olduğu için Euro bazlı olarak da pahalı herifler. Tabii. Yani Euro bazlı olarak da pahalı abi herifler. Dolayısıyla yani şey değil, iyi ki yapmışız bugün şimdi. Tabii yani şu an. Şey yani korkunç ama nefis gezdik. Hanımlar ama... var mıydı? Yoksa... Yok hayır sadece erkekler, altı makina. Sende ne vardı o zaman? Cross Tour vardı işte, bende Cross Tour vardı ama ben şunu öğrendim, 6 kişi tura gidilmez. Tabii. Yani tura gidilirdi de. Abi bak şöyle. Aytekin abi, Aytekin Yıldırıcı. Ha o abi, şey, Aytekin abi de mi vardı? Yok, Aytekin abi biliyorsun çok uzun yıllardır dolaşıyor. Evet. Aytekin abi dedim ki, Aytekin abi, North Cup'a gidiyoruz. Aa dedim oğlum bak buralara gitsene. Kaç kişi gidiyorsunuz dedi. Dedim 6 makina, gitmeyin dedi. Niye abi? Kavga çıkar oğlum dedi. Evet. Aytekin abi saçmalama, bu aynı ekiple daha önce Dalmatya turu yaptık dedim. 4500 kilometre, hiçbir şey olmadı. Kavga çıkar. Haklı çıktı. Evet. Kavga çıktı. Çıkar. Kavga çıkmasa dahi... Şöyle bir, bak kavga çıkmasa dahi şöyle bir şey var. Şimdi abi fiyortlar arası feribotla geçiyorsun. Evet. Şimdi heriflerde otomasyon var. Diyor ki abi gişe yok, aplikasyon indireceksin. Hı-hı. Aplikasyondan şey alman lazım, bilet alman lazım. Evet. Abi giriyorsun diyor ki bir aplikasyonda maksimum 4 bilet alabilirsin. Ayda bir IP numarasıyla. Abi sen de indir diyorsun. Öteki indirip 2 bileti alıncaya kadar feribotta yer kalmıyor. Bitiyor, doluyor. Şimdi, anladın mı? Kalabalık bu anlamda dert. Bana soracak olursan bir geziye mi çıkıyorsun? Nerede çokluk orada dert. Dert. 3 kişi bilemedin senin güzel hatrın için 4 kişi. Evet, tabii. Yok çok yok. Yani şey çok zor. Çok zor. Çok zor abi. Yani ne kadar yani planlaması dert. De. Abi şimdi sadece erkeksin. 6 erkek bir barak girmeye çalışıyorsun. 6 erkek mi nereye gidiyorsunuz falan filan diyorlar. Ya yani anlatabildim mi? Yok yani? Yok tabii. Yani o anlamda çok şey. Bakalım şimdi bu önümüzdeki yaz bir şeyler düşünüyoruz, bakacağız. Varsa beni de şimdiden var, yazın. Var böyle kafamızda bir şey var. Bir İngiltere istiyoruz. Oo, İngiltere, çok... İrlanda, İskoçya. Böyle şatoların altında viski tadımlarına falan gidesiniz. Ama sizinkiler de hep sosyetik hocam. Abi hep sosyetik ya ne yapayım ya? Bak ya, mesela şey... Hani sevmiyorum fakirlik. Ondan.
Bir sizde bir şeylik var galiba. Yani bir bir entelejanslık. Aynen. Bulamadım efendim şeyini. Vallahi ama mesela bak ben şeyi çok şey yapıyorum. Mesela ben de bu sene böyle bir Antalya'da yol yani biz ya ben İngiltere diyorum. Herif Antalya. Ya ya. Ya. Hayır, kafalar yani. Küçük. Şunu şey yapacağım. Araya reklam sokuyorum. Ha tamam peki. Yola gidersen Antalya. Ha okey tamam peki. Bu sene Akdeniz kıyılarını yapmayı planlıyorum. Ama böyle çok sevdiğim bir dostum Amerika'da yaşıyor. Oo. O geçenlerde böyle belki adamla 10 seneden beri falan görüşmüyoruz. Böyle FaceTime'da ismini gördüm. Ulan dedim ne alaka? Dedim ulan çocuğun başına bir şey gelmiş olmasın. Açtı ya işte Onurcuğum ben seni çok özledim. Şöyle böyle Amerika'da. Abi. Abi orada bana çok güzel rotalar verdi. İşte bir Dragon Road diye bir yer varmış. Böyle inanılmaz virajları var. Çok şey. İşte dedi yol var gider seni burada yap dedi. Öyle dedi burada her türlü motor oydu buydu falan. Böyle bir aslında şeyim de var. O senin söylediğin gibi böyle Amerikan hamburgercilerine of, girip... Abi bak biz işte dedin ya. Yani. Kolesterolü 500 bine vurup geri dönme. Bir de biliyorsunuz ben yemeği pek sevmem. Ya Onur bak şöyle yine aynı hikaye böyle şey olacak ama Vegas'a gidiyoruz Uğur'la. Pegisu diye bir yer var. Pegisu? Pegisu. Ha. 1950'lerden kalma. Bayağı Amerikan filmlerinde gördüğümüz o Back to the Future'da gördüğümüz kafe. Öyle. Her masada bir tane müzik kutusu. Ay çok güzel. Falan bilmem ne. O Amerikan böyle şeyleri ne derler? Büyük apple pie'ları böyle şöyle dondurma koyuyorlar falan filan bilmem ne. Oğlum yani bir şinitsel geliyor. Yani şinitsel bu tabaktan büyük. Evet abi ya diyorum ki tavuğu verev kesmiş olması lazım. Hani ya presledin mi kardeşim? Bu tavuğun neresi yani? Anladın mı? Böyle tereyağı da geliyor. Evet abi yani anlatabildim mi? Hani bunları yaşamak lazım. Evet. Onun için hani gittik falan gidersen o Route 66'de falan bilmem ne. Çok acayip yani. Belki beraber gideriz. Belki de abi belli mi olur abi. Vallahi. Çok fazla Indian gördüm mesela ben Amerika'da. Harley tabii, gördüm tabii. Ve Indian'da çok gördüm. Abi oralar ona çok mesela şey... istedim mesela böyle yolda giderken böyle bir hani bir motosiklet çetesine denk düşer miyiz acaba bilmem ne bir görelim canlı mal. Bir yere götürdüler San Francisco'da bizi Uğur götürdü. Bizim böyle darlık gibi düşün ama böyle dağın tepesine falan çıkıyorsun bilmem ne falan. Hafta sonu envai çeşit böyle hani önümüzden bir Vespa tayfası geçti. Çete gibi. Evet. Sonra Ducati'ciler geçti. Böyle gazlayanlar falan. Bir ara efendime söyleyeyim şeyler geçti böyle. Harley'ciler geçti falan. Geliyor millet abi elinde çıpıs açıyor birasını. Lak lak muhabbet oradan. Her taraf mangal zaten. Hazır böyle abi diyor oradan bir tane atmanıdığımız falan. Onlar mangal değil. Barbekü. Evet. Ve mangal bize ait. Abi o yurt dışındaki o şey çok güzel ya. Yani gencisi, yaşlısı. Muhteşemler bu arada abi. Alkol olarak motora binmesin arkadaşlarımıza. Burada bir şey var. Tabii doğru. Don't drink and drive. Ay. Çok güzel yani böyle mesela oraya şeye gittiğimizde biz de yurt dışına gittiğimizde işte yaşlı, genç, Vespa, işte Arar. Bak. Kültür çok farklı. Çok acayip bir şey söyleyeceğim sana. Biz Norveç'e giderken gördük. İşte biz Danimarka'dan Nordics'i geçtik. Norveç'e indik. Şehirde kaldık. Sonraki 12 gün sadece fiyortlarda gezdik. Şehir falan yoktu. Oradan Finlandiya'dan Helsinki yaptık. Helsinki, Estonya, Letonya, Litvanya diye döndük. Aha. Okey. Abi girdik. Girdiğimiz otelin sabah kahvaltı ettik. Çıkacağız. Bir tane R80 duruyor. R80. Heykel gibi. Bordo. Hiç unutmuyorum. Vay dedim arkadaş. Millete bak abi bunlarla geziyorlar. Vallahi helal olsun. Sana yemin ediyorum içeriden 70-75 yaşında bir herif çıktı. Tabii. Tulumla. Orijinal kendi çantasıyla R80'in çıktı. Tak diye koydu. Arkasından 70 yaşında karısı çıktı usta. O da kendi çantasıyla. O da trak koydu. Şöyle oldu. Abi bizim yaşlılığımız hayalimiz ve bindiler motora. Evet. Binmeden önce dedik nereye? Fiyort yapacağız hafta sonu dedi. Danimarka'dan geliyoruz biz dedi herif bak. Danimarka'dan geliyoruz hafta sonu bir fiyort turu yapacağız geri döneceğiz. Dedim ki ne olur 80'inde de böyle olalım. İnşallah. Muhteşemdi yani. Yani tabii bizim kültürümüz, trafik kültürümüz, yaşam şeyimiz çok maalesef biraz zor. Çok. Umarım bunları başarabiliriz. İnşallah. Daha da kötüye gidiyor üzülerek söylüyorum. Yani trafikte korkunç bir saygısızlık söz konusu. Yani özellikle motorcuya falan filan bilmem ne. Yani ben hani yalan yok. Eskiden sağ şeritten giderdim mesela. Aha.
Vallahi artık sağ şeritten gitmeye korkuyorum. Tabii. Bir anda herif sapağı kaçırıyorum diye Lambert diye dalıyor. Tabii. En soldan gidiyorum, en azından sola çıkış yok. Ya evet, orada da işte o telefonuna bakarken böyle kayabilirler falan. Yani bir sürü şeyler var. Yani o biraz şeytan gibi olmak gerekiyor. Neresinden motorunda tutsan. Ya aslında yani aslında şeytan gibi de olmamak da. Ya Türkiye'de öyle. Yok yok. Yani şeytan maalesef. Gibi derken böyle tabii. Algılar devamlı açık gibi olması gerekiyor. Yani devamlı 50 tane yani 50 tane parametre kontrol ediyorum. Yani bu ben. Yapay zeka belki Türkiye trafiğinde işe yarar hocam. Motora falan öyle bir aparatlar falan yaparsa. Ay dur şuradan geliyor, buradan ben geliyor. Ben mesela bu elektrikli arabalarda full otonomu falan Türkiye'de nasıl çalışır bilmiyorum. Ya bildiğim kadarıyla Tesla çalışıyor galiba. Çalışıyor mu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum tam. Ama ben çünkü mental olarak full elektrikliye henüz geçebilmiş değilim. Hibrit okeyim ama full elektrikli bende henüz daha kafada yok. Yani ben de biraz elektrikliğinin dayatıldığını düşünüyorum. Evet. Ama mesela bazı yerlerde de çok güzel. Mesela geçen hafta CE02'nin lansmanına gittim. Çok da beğendim. Böyle BMX gibi. Evet. Yani bir şehir içinde hani... İstanbul'da da çok keyifli olur ama asıl böyle hani Avrupa'nın daha geniş, rahat yollarında, trafik daha şey olan yollarında gidemeyeceğin, koyamayacağın hiçbir yer yok. Aslında çok cici yani. Şeyde arkaya ABS de koymamış ki kaydır diye. Böyle bir sıkıyorsun, kaydıra kaydıra gidiyorsun yani. İtlik tabii, ya. Tabii itlik. İtlik ya. Hoşuma bak, gider. Bak nasıl görüyoruz, ABS olmayınca nasıl böyle göt atıyor görüyor musun makine diye ve içindeki yani, pislik çıkıyor. Çok şey yani çok temiz. Biz çocuktuk Göztepe Parkı'nda. Benim bir tane Peugeot yarış bisikletim vardı. Tabii. Sırf o böyle arkayı sıkı yapardık. Arka freni basıp böyle pat diye lastik patlatırdık. Abi benim de Bisan BMX'im vardı. Komşumuzun şimdi hatırlamıyorum. Böyle iyi bir marka bir bisikleti vardı. Onunki Contra'ydı. Of Contra. Tabii. Biz ama Contra olmadığı için böyle ayağımızı falan sokup lastikle öyle kayıyorduk falan. Ben çok o Göztepe Parkı'nda falan, o mıcırlı alanda falan çok böyle tepe taklak düştüğümüzü biliyoruz. Tabii tabii, ben de büyük keyif. Adada madada büyük keyif. Kızlara hava atayım derken. Aynen, iyi ki yapmışız şimdi. Abi şeyler vardı ya, o jantlara boncuklar vardı. Tabii, sen takar mıydın tabii onları? Tabii ki takardık abi. Ya ne güzeldi ya. Bak onu takardık, bir de ses çıkarsın diye mandalla karton tutturduk. Biz de şaşal şişesi koyar, ya Coca-Cola bir şey. Evet. Şey, plastik şişe. Ha aynen. Tam böyle iki zamanlı ruhu. Efendim yıl 1918, birinci mübadeleden. Biz niye böyle olduk ya? Biz niye böyle olduk abi? Ne güzel. Millet şey diyecek, abi bu yaşlıları kim çıkardı buraya yani? Burası şey koktu. Naftalin. Naftalin koktu. Evet. Hocam şimdi siz bir sanatçı olarak. Geliyor bakalım. Yani iyi bir motor tutkunu ve Türkiye'ye halka mal olmuş bir sanatçı olarak. Topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Abi ben her zaman şunu söylüyorum. Ya tabii ki şimdi herkes motosiklet kullanacak diye bir şey yok. Tabii. Ama yani hep onu söylüyorum. İstanbul gibi kaotik bir şehirde bence herkesin bir tane motoru olmalı. Şimdi 125 cc'ye B sınıfı ehliyetle. Hoş, o da çok aslında tam şey değil. Yani onda da bir, yani o bir garip bir yasa. Şöyle değil yani. İki kurbi eğitim almaları gerekiyor. İki senelik B eğitim olması, B ehliyetinin olması gerekiyor. Evet, yok işte kuryelik yapamazsın, A1 ehliyeti falan filan. Aslında normal şekilde gitseler, eğitim alsalar aslında normal motosiklet ehliyeti. Eyvallah ama yani... Sadece 2500 lira mı 3000 lira mı bir şeyler oluyor. Eyvallah ama yani şimdi İstanbul çok zor ve çok trafikli oluyor. Ama özendirmek açısından tabii çok güzel bir hamle. Ama eğitimli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yani... Çok acı haber çok duyarız. Çok tehlikeli, evet. Çok acı haber duyarız. Bence herkesin muhakkak bir motosikleti olmalı. Ve bunu da yaparlarken de muhakkak... Ben mesela hani zaten ehliyeti almak için bir eğitim aldık. Ben çünkü motosiklet kullanmayı bilmiyordum ama tabii. Sonrasında zaten biz de gittik. İleri sürüş teknik eğitimleri aldık, sertifikaları aldık bilmem ne. Şimdi hani sadece kontağı çevirdin, bastın, gittin ne olmuyor. Kesinlikle. Allah göstermesin. O başına gelebilecek herhangi bir kriz durumunda nasıl davranman gerektiğiyle alakalı eğitimlerimi aldım. Bu makineye bineceklerse... Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Motosiklet öldürmez arkadaşlar. Trafik öldürür. Motosiklet tehlikeli bir alet değildir. İstanbul trafiği tehlikelidir. Yurt dışında bak... Onu söylüyorum sana. 26 gün 11 bin kilometre yaptık abi. Bir kere ölüm tehlikesi atlatmadık. 26. gün döndük Bulgaristan'dan girdik. Eve görünceye kadar 5 kere tırın altında kalıyordum ben. Geçen hafta da Zafer Hoca ile konuşurken yani şu Kapıkule'yi geçtikten sonra başka bir dünya. Başka bir dünya. O da diyor ki yani buradan Kapıkule'ye kadar gidebiliyorsan sorun yok. Zaten sorun yok. Evet, evet abi evet.
Yani tabii şöyle, bir yandan da motosiklet tabii tek başına ayakta durabilen bir alet değil. Yani bizle beraber ayakta durabiliyor. Dolayısıyla özellikle kapalı alan eğitimi, şart. Bu teori ve kapalı alan eğitimi, yani ileri sürüş şey almasan bile, yol eğitimine hani o noktaya getiremesen bile, bu kapalı alan eğitiminde... Dar alan eğitimi. Dar alan. Ani panik en, fren. En çok yatırmalar hep o dar alanda 30 kilometrede falan. Tabii tabii. Yani motosikletin hakimiyetini kazanabileceğin hakimiyet eğitimi aslında. Buna muhakkak arkadaşlar bir şekilde buna önem verin. Yani şöyle bir dert var bizde. Abi şimdi o kadar para verdik, buna bir de bu eğitime mi para vereceğiz? Ulan eğitime para vermiyorsun. Kendi hayatının garanti altına almak adına veriyorsun. Kesinlikle. Bir de mesela ben alaylıyım yani. Alaylıyım derken. Yani kendi kendime öğrendim. İşte tamam. Luna Park'larda bilmem nelerde işte milletin motorunu kaçıra kaçıra bilmem ne ve motosiklet eğitimi alana kadar ben herkesin içinden geçerim lan ama diyordum. Ama o gençliğin getirmiş olduğu bir ateş hani... hani yani kim böyle, lan bu diyordum, kim bu eğitime? Ateş damarlarından çıkıyor ya. Aynen. Sonra eğitimle tanıştıktan sonra vallahi onların askeri oldum yani. Şöyle bir şey var, iyi olmuş çünkü babam söylerdi, hayatta ucuz ders yoktur. Evet. Onurcuğum. Alacağın bütün dersler pahalı olur. Hani ucuz dersten kastım şu. Sen eğer o eğitimi parasını verip almasan, hani sen zannediyorsun ki o para benim cebimde kaldı. Hastane masrafı ve kesinlikle. Hani sakat kalma olasılığını konuşmuyorum hiç. Hastane masrafı eğitime vereceğim paradan kat ve kat daha fazla. Kesinlikle. Dolayısıyla hani ver, al eğitimini, en azından kafan rahat olsun. Ya tabii canım, gerçekten çok şey katıyor. Yani müthiş yani. Hani böyle insanlar diyor ki lan ne alacak? 2 saat eğitim mi? Gerçekten hani bakış açım değişiyor. Bununla ilgili çok güzel kitaplar da var aslında. Çok, tabii. Şey yapılmıyor. Mesela işte OMM Derneği'nin, gerçekten OMM'nin bu ileri sürüş ve güvenli sürüşle ilgili çok güzel yayınları var. Bir de yani var. Gerçekten Türkiye'de ciddi bu işi ciddiyetle işini iyi yapan iyi eğitmenler tabii, var artık. Tabii. Eskiden öyle değildi. Çok tek tüktü. Şimdi gerçekten bu işe kafa yoran. Evet. Bir de işte Milli Eğitim Bakanlığı, harcayan. TMF bir zapta evet. Aldı. Evet evet evet. Ya birazcık kontrol edilmesi evet. Gerekiyordu. İyi oldu. Bence tabii ki çok oldu. Daha gidilecek yol var. Tabii ki. Ama yol bitmez. Bize göre, yani bizim döneme göre tabii. Çok daha şey. Abi ben gidiyordum. 10 yaşında çocuk. Luna Park'a gidiyordum bayramda. Mobilet kiralıyordum. Yani. Abi bak ben ne diyorum sana? Dere ağzı. He işte ben de orada. Fenerbahçe dere ağzı. İşte oradaki Luna Park'ta. Oradaki Luna Park'ta o top sahasının etrafında dönülürdü. Bir buggy kiralanırdı, evet. Bir de motosiklet evet, de yapıyorduk abi. Bugün bakıyorum. Ya büyük sen cehalet. Aynı şeyler yaşıyorsun. Tabii canım. Ya büyük olasılıkla hani ya tabii, senden tabii. Önce ya benden sonra falan binmişsindir büyük olasılık. Sen benden yakışıklı olduğun için ben sana yüz vermiyorum. Doğrudur. Gıcık olmuşsundur. Gıcık olmuşsundur. Evet, harika. Vallahi sohbet açıyor. Aslında peki. Otursak sabaha kadar da konuşuruz abi. Sıkıntı yok da işte. Akşam oyun var. Akşam oyun var. Hocam. Buyurun. Şimdi programımızın sonuna doğru gelirken. Peki. Ufak bir testimiz var. Allah. Aslında bu neyin daha çok biliyorsunuz diye biraz hatırlatma. Evet. Trafik işaretleri. Allah. Efendim falan filan. Filan. Şimdi birkaç tane levha göstereceğiz sana. Sen de bize bakalım biliyor musun? Uzun bilmiyorsun. Görüyoruz. O zaman sorularımız gelsin. Evet hocam. Ekranda gördüğünüz işaret nedir? Motor girebilir. Şimdi maalesef... şimdi maalesef... Abi niye bir dakika, normal kırmızı. Evet. Orada, evet. Ortada bir çizgisi yok, motor giremez o. Evet. Ama bu motor girebilir. Şimdi aslında bunu yanlış biliyoruz. Evet peki, evet. Okey, doğrusunu öğrenmek istedim. Doğrusu şu, motor giremez hocam. Ah! Evet. Ama nasıl yani şey, evet, şimdi slash yok üstünde? Biz öyle biliyoruz. Peki. Fakat bu Avrupa Birliği uyum yasalarıyla beraber aslında tüm dünyada neredeyse kullanılan ortak bu. Öyle mi? Evet, yani şu işareti gördüğümüzde aslında bu ne demek? Girilemez. Girilemez. Yani bunun içinde ne varsa o araç oraya giremez anlamına geliyor. Yani peki. Burası komple girilmez. Abi şimdi tabii şöyle, ben 25 sene önce sınava girdiğimiz zaman herhalde şimdi böyle zaten... miydi nedir bilmiyorum, yalan yok. Yani şimdi bu trafik işaretleriyle ilgili aslında eskiden televizyonda falan çok güzel şeyler oluyordu. Yani bilgilendirme oluyordu. Çizgi filmler, bilmem neler. Evet, evet, evet. Yuvarlak ve etrafta kırmızı çizgi varsa esaslı girilemez. Evet, ama mesela böyle bir işaret var. Bu da kullanılıyor tamam. Ama bu çoklu kullanılıyor. Yani işte at arabası, motosiklet, araç giremez. Ama aslında bu hiçbir aracın girmemesi için yeterli. Hiçbir aracın girmemesi için yeterli. No.
Ama biz montofonlar için özellikle içine rezim yani, koyuyorlar. Bunu özellikle şey yapıyorum sürekli. Evet evet. Yo iyi. Bir çok programımızda iyiymiş. Daha bunu şey yaptık. Özellikle motosiklet sürücüleri için biz orada motosiklet görüyoruz. Tamam burası motora özel. Evet abi ben de öyle anladım. Daha yani. Çok giriyorsun sonra orada işte gelip polis bir şey hoppa. Deyince. Ha. Ama doğrusu bu arkadaşlar. Biz abi Prag'da öyle bir ceza yedik. Biz hani İstanbul'da her türlü kaldırıma motoru bırakıyoruz ya. Bıraktık kaldırıma. Şurada bir tane meşhur hamburgerci var dediler. Gidelim yiyelim dediler. Bir geldik abi. İki tane polis cezaları yazıyor abi. Hayatımızda yediğimiz en pahalı hamburgerdi. Doğrudur. İşte senin babanın, rahmetli evet. Babanın dediği gibi Allah rahmet eylesin. Evet. Bu arada mesela yurt dışında özel yerler var. Mesela şehrin merkezine hiçbir şekilde mesela bazı yerlerde araç girmesine izin vermiyor ve aslında orada da tabelada söylüyor bunu. Fakat biz dikkat etmiyoruz. Yurt dışına giderseniz özellikle bunlara dikkat edin, korkunç cezaları var. Hiç acımıyorlar. Hiç acımıyorlar. Hiç acımıyorlar. Hani yanlışlıkla böyle kaldırıma bıraktım. Yani bu motor her yere konulur. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla yani bizim ülkemizde de böyle olması lazım. Bazen kaldırımlarda gerçekten geçecek yer kalmıyor. Geçecek yer kalmıyor. Orası öyle. Yani mesela bebek arabasıyla falan. Yani ben tabii şimdi çocuğum olduktan sonra daha abi da... Abi çok normal abi. Yani şimdi sen normal. Gidiyorsun motor geliyor ve hani senin çekilmeni bekliyor. Yani bak yalan yok. Yalan yok. Ben de mesela Bağdat Caddesi'nde kaldırıma bırakıyorum. Bak tamam. Yalan yok. Ama şunu yapıyorum bak çok net bir şekilde. Yani kimsenin gerçekten motoru da koyacak bir yer yok. Tabii tabii. Ne yapıyorum? Abi şöyle bir bank mı var? Evet. Şurada da bir ağaç mı var? Evet. Burası kullanılmıyor değil mi? Evet. Şuraya koyuyorum tabii, tabii. Mesela anlatabildim mi? Yani buna aynen. Biraz dikkat etmek tabii, gerekiyor. Canım, evet hocam gelsin ikinci sorumuz. Abi bu şey ne derler? Genellikle bunu şeyde görüyorum ben. Bir hani hem zemin geçit varsa evet. Trenlerde orada görüyorum gibi evet. Hatırlıyorum. Evet, doğru mu? Doğru. Hem zemin geçit. Ancak bunun bir şeyi var. Katmanlısı mı var? Bir katmanlısı var. Bir de bu işaret var mesela. Bu iki işaret arasındaki fark. Hem zemin geçide kat çıktık. Ne? Şimdi bu hem zemin geçit tek yön veya tek trenin geçeceği evet. Yol. Burada iki tane yol var. İki tane ray var. Evet iki ray var. Yani dört ray var. Tamam okey. Enteresan. Bunları hatırlamak güzel oluyor. Çok tabii. Şimdi böyle repete daha önce yok gösterdiğimiz abi. Yani Emre ile yaptığımız bölümde de bunları mı göstermiştik ama bunlar önemli işaretler ve nispeten az bilinen işaretler olduğu için tabii her programımızda aynı şeyleri izlemeyelim. Şimdi tabii daha çok böyle yani İstanbul'un dışında biraz evet. Daha Anadolu'ya doğru hemzemin geçitler falan filan. Tabii, tabii. Türkiye'de İstanbul'da çok hemzemin geçit kalmadı zannediyorum. Ya altından ya üstünden geçiyoruz artık biz trenlerin falan. Tabii. Tabii. Bazı yerlerde trenleri bile görmüyoruz. Yerin altından tabii, gidiyor. Tabii. Çok acayip oldu ya. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben bugün buraya gelirken mesela şimdi bugün hem oyun var akşam arabam da yok serviste olduğu için. Hiç motorla gelmedim mesela. Tabii çok pratik. Levent'ten geliyorum tabii. Buraya. Ya çok özür dilerim. Akıllı insan İstanbul gibi evet. Yerlerde böyle motorun yoksa İstanbul gibi yer doğru düzgün saatlerde toplu taşıma kullanır. Tabii. Yani raylı sistem, işte metrobüs, efendim söyleyeyim Marmaray falan. Ben onunla geldim çok rahat mesela. Bir de senin bir lafın var. Akıllı insanın İstanbul'da scooter'ı olur diye. Tabii. Scooter olma. Bak motosiklet bir insanın motosiklet kullanıyorsa, motosiklet merakı varsa sadece bir makinayla olmaz o iş. Tabii. Akıllı insan İstanbul'da scooter kullanır. Kesinlikle. Bu kadar. Yani bu kadar. Büyük bir motorun varsa yanında muhakkak şehir içinde kullanacaksın. İstanbul'daysan veya büyük şehirlerdeysen. Hiç. Yani. Akıl kârı değil yani. O GS'leri, MS'leri eskiden ben nasıl işe gidiyormuşum, geliyormuşum yazık. Bak, makineye da yazık. Makineye da yazık, bana da yazık, bakım maliyetine de yazık. Tabii. Yani cebimize de yazık. Scooter öyle değil ki. Vız vız vız. Yani aradan... Motosiklet akıllı iş aslında. Tabii ki. Akıllı. Hareket etmek lazım. Evet ya biraz daha yani aklı selim sahibi davranmak lazım. Duygusallıktan biraz uzaklaşmak lazım. Yani. Kesinlikle. Var mı başka? Bakayım. Var. Hocam şimdi bu. Abi bu... şimdi üstünde bir 30 metre yazıyor. 300 metre. 300 metre. Pardon. Senin gözlerin ben gözler görüyorum. Gitmiş pardon. 300 metre yazıyor falan böyle hani bir 300 metre sonra bizi bir şey için uyarıyor mu? Evet. Ne için uyarıyor? Bir şey için uyarıyor da ne için uyarıyor? Uyaran şu aslında hemzemin geçide yaklaşıyorsun. Okey tamam yani. Şu çizgilerde yüzer metreyi. Öyle mi? Evet. Tamam yani bir gaz kes. Bir gaz, bir sen bir sakin. Bir topa bas. Hacı sen bir relax. Relax, bir topa bas hacı abi. Evet.
Son olarak da şöyle bir işaretimiz var. Bu sağlı sollu konulan bir tabela. Yani tek başına da kullanılan versiyonu var ama bu sağlı sollu kullanılan. Olay yeri inceleme mi? Çok benzer. sen tabii o banttan dolayı şey yaptın. Ama güzel geldin. bu da şey hocam. Yani çalışma var. Göremeyebileceğim bir çalışma olabilir. Dikkat et. Evet. Aslında bunu çok görüyoruz. Ama hiç sallamıyoruz bak çok net söylüyorum. Yok aslında sallıyoruz. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani bunu yolda gördüğümüz zaman sallıyoruz da böyle çıplak olarak gördüğümüz zaman belki biraz şey tamam, yapmış olabilir. Sen de muhakkak özellikle otobanlarda falan dikkat ediyorsun. Tabii. Bir de ben bak yalan yok mesela çok otobanda motor kullanmayı seven bir adam değilim laf aramızda. Vallahi. Eski yollardan gitmeyi daha çok seviyorum. Yok ama yani araba da kullanıyor olsan. Hani... Ya, arabayla otobandan gidiyorsan ama motorlar ne bileyim abi eski yoldan. Tabii. Eski yoldan. Eski yollar. İzmir'e gitmek daha keyifli bence. Tabii ki. Haldır otobandan. Bak mesela geçenlerde şöyle şimdi laf lafı açıyor iyice sulandırdık şeyi de. Geçen gün İzmit'te bir işim vardı. Şimdi İzmir'e giderken alışmışız yani. Şimdi Tem'den zbonk diye gidiyorsun. Yapıştır yürü. Ama yani bir şekilde navigasyon beni eski yola soktu. Çok iyi. Abi çok güzeldi. Ya. Tabii abi. Vallahi. Abi şurada bir duralım. Bir tost bilmem ne. Tabii canım. Çöp şişi yiyeyim. Çok güzel de bir tane böyle benzincinin içinde harika bir köfteci buldum. Vallahi. Böyle yani hani dışarıdan baksan. Acıktık mı ya? Acaba. Acıktım bu arada. Acıktım. Evet, programımıza geldiğin için ben teşekkür çok çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır da görüşemiyorduk, fırsat da bulamıyorduk. Seni de çok özlemişim şöyle, gerçekten. Eyvallah. Yani en son fuarda galiba. Bir... Evet ama fuarda da çok tabii çok keşmekeş var, orada sohbet edemiyoruz falan. Yani şöyle biraz havalar biraz tatlılaşsın da biraz bir motora binelim, bir vallahi. Keyif yapalım. Ne bileyim yani en azından belki hani bir İskender yemeye Bursa'ya bile gitsek çarptın ya. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Ben yemek için turne ya yapıyorum. Ya bırak şeye gitmesek bile şu Çengelköy'e bir kokoreçe mokoreçe. Kokoreç için ben seni sirkeciye alayım. Tamam. Varım. Bak orada çok iyi bir kokoreç. Gerçekten. Eski postanenin hemen karşısı. Tamam. Kral kokoreç. Hasan adamım. 20 yıldır ondan başka. 30 yıldır belki. Valla. Ondan başka yerde kokoreç yemem. Yakasının... şoförü olduğum için. Evet, eyvallah ama ben seni bir gün ama burada zaten hemen zırt diye ayrılık çeşmesinden sirkeciye de bir de gidelim. Hani yağmur yağdığını varsayarsak diye söylüyorum. Yağmurda da yeriz. Ama abi yani sirkecide yiyeceğin kokoyu başka bir yerde yiyemez. Allah Allah. Tabii çok iddialıyım. Sana ben de İzmir'de bir kokoreç. Bir söğüş. Basım Usta. Ha öyle mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kokoreçte başka bir level. Yani bonfile gibi yapıyor adam. Ne diyorsun ya? Yani ve ekmeksiz veriyor. Böyle kesiyor. Tamam ağzı güveçte. Ağzı suları aktı lan. Kapatalım programı. Kapatalım hadi. O zaman bir koko yemeğe mi gitsek? Evet şimdi programımızın sponsoru olan Lure Kozmetik'te sana Lure bazı Kozmetik. Hediyeleri olacak. Gerçekten evet. Bakayım ne verecek? Efendim Lure Kozmetik'i gerçekten bizim programımıza verdiği destek için tekrar çok teşekkür ediyoruz. LureCosmetics.com adresine gidip hem kadın hem erkek kozmetik ürünlerini inceleyebilir. Hem de %20 Nekipedia koduyla alışveriş yapabilirsiniz. Bize destek verdiler. Siz de... onlara destek verin. Destek vermek değil de gidip inceleyip keyifle bakarsanız ki özellikle erkek tarafında çok yok hocam bu tarz ürünler. Bakayım bu nedir? Body Mist. Body Mist. Yani fıs 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 fıs. Mesela duşunu aldın, tertemiz. Öyle mi? Küçük paksın. Şöyle fıstırı fıstırı bir sıkıyorsun. Tamam. Çok uzun süre yani neredeyse 24 saat kalıcılığı var. Ne diyorsun? Vallahi çok nefis kokuyorlar. Şöyle de bir şöyle şey yapalım hocam. Bu şeyciler yapar ya. Bir de şöyle yapar bak. Bir içinden geçer. Şöyle bir dağıtır. Tokatla. Bir şey söyleyeyim güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Hmm. Bayağı da iyi kokuyor. Evet. Ben bunu her türlü sürüyorum. Sen de bir sıkıyorum. Abi yemin ediyorum bana vereceği hediye şey kullanıyor. Böyle şey olabilir bir mi şey ya? Söyleyeyim. Üstünde şey var mı sıkabilir miyim? Sıkabilirsin tabii hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Bunu sıkmayayım o zaman. Bu şey böyle renginden böyle ocean motion falan bir şey mi? Bu farklı bir kokusu. Üstünde yazıyor bir tanesi Madrid. Bu Ibiza. Tamam. Hocam Madrid. İsimler de tam yani tam şey. Tam böyle şey okey teşekkür ederim Lure Kozmetik'e. Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim bu iyi oluyor benim için mesela bak. Ben bunu şimdi benim... Senin çok güzel bir çantan var. Evet şimdi onu söyleyecektim. O benim tiyatro çantam. Hani polise gittiğim zaman. Şimdi bunları içine atacağım. Oyundan önce fıs fıs fıs. Süper. Bu akşam oyuna gelirsen... Akşam geldiğinde kokmuyorsan... Buram. Biz şeye sıkarız. Salona. Tamam okey. Bir de bizim nekipedia.com.tr adresimizde şöyle motorcular için özel olarak kendi tasarladığımız tişörtler var. Efendim bir tane
şu malum güzel bir boxer, boxer bir BMW. Bu bir da de, senin Triumph'ına özel bir efendim bir daha söyleyeyim. Triumph. Bir daha Triumph. 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 Bu biraz şey ve British. Evet. British. Böyle üç silindirli sesi. Evet. Triumph. Çok güzel. Sana güzel. Çok teşekkür çok ederim. Daha, sağ olun efendim. Bunları da nekipedia.com.tr adresinden gidip satın alabilip çok da güzel tarz bir şekilde motorlarınıza binebilirsiniz efendim. Tabii abi en güzeli var. Mis, çok güle güle kullan. Sağ olun. Çok mersin. Tekrar ayaklarına sağlık. Kolay gelsin. İzleyin. Kötü de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü yorum önemli YouTube evet. için. Instagram yani daha doğrusu sosyal medya için bir şekilde seyircilerinizle, katılımcılarınızla efendim, etkileşimde olduğunuzu aynen. görmek istiyorlar. Yani beğenmemiş olabilirsiniz. Herkesin beğeni şeyi farklıdır. Beğenmemiş olabilir. Bu ne skandal bir program kardeşim. Biliyor daha musun? Skandalını da yaparız. Olur. Peki teşekkür ederim. O zaman hocam ben Onur Çakı ve Necip Edya gazlamaya devam ediyor. O kadar. Bye.